Çekim ayrı onun. Çekim ışık ayarı mı yapıyorsun bende? Ben anlamadım. Tabii sen parlak gördün. Beni de görecek bana. Bana gelebilirsin. Valla şu an benim telefonum şarjda. Anlamadım. Benim telefonum şarjda. Ne olacak ki? Çekmiyorken diyor. Çekmiyorken verdi. Tamam. Yeni takmış. Evet, oyunun başlamasına yaklaşık olarak bizim adamlar. Bizim adamlar. Benimki ama. Bizim adamlar. Benimki Sony. Aynı gibi bir şey verdim. Bir saat var. Hazır mısın? Oyunun başlamasına. Heyecan var. Olsun olur. Heyecan var mı heyecan? Al yeni kokları. Sinem seni çekiyor Sinem. Merhaba. 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 Aşkım bir de aşk. 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 Bana nasıl geçti görüşme? Oturuştun mu oynayacak mısın? Başladın diziye. Ha. Oha herkes nereden? Ne zaman başlıyorsun? Ajanslar aradılar bizi. Evet Arşit Hoca arkadaşımız diziye başlayacak. Nazar diyeceksin abi. Neyden bizde bankacı dizilmiş yolu onda. Ben öğrendim hangi rol oynayacağını. Oturuş direği. Oturuş direği. Ama durağı. Ama direk bile diyemiyor. Son durak. Ne diyor Allah aşkına bir daha sorarsa yapsa Sinem. Otobüs. Yay. 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 Kalır mı? Yay. 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 Dördüncü Murat'ın hayatı bir dayanak olacak herkes. Dayanak. Desene oğlum şey. Yani. Dördüncü Murat de bakayım. Üzerimizde de kıymıcı. Kıymıcı değil lan. Dördüncü Murat de. Muyat. Muyat. Koyun da tuyat de. Murat. Murat acaba bu görüntüleri izlerken neler hissedeceksiniz? Valla çocuğuma gösterdiğimi geçen sene ne hissettiysek aynı şey. Geçen sene daha çok heyecanlı, geçen sene daha heyecanlı. Aynı kişi bize kapıyı size. Aaa biz hanımlara ve kapı. Niye kapı? Kapiş. 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 Buyurun. Çekinmezsiniz. Al. Bunu artık biz içeride artıklarınızla idare ederiz. Arkadaş biz dedik gidiyoruz eczaneye dedik. Aynen. Okba da dedi işte eczane işte. Dedim var. İles almaya gittik. Baktım bu modi verdi. Ben ne yapayım? Benim de böbrek taşıyım. Bak onu verdi lan. Ne yapayım ben? Berber. Su ver, su içecek. Poşet varsa borçları toplu öyle çok aramıyoruz abi. Boşlar. Emret bakalım.
boyunda ezeceğiz tüm kadınlar benim. Ya da ben boyunda ezeceğiz tüm kadınları. Peki ya bu erkekler kim? Madem öyle, bütün bu erkekler de benim. Hatta ben bütün bu erkeklerim. Zaten hepiniz aynısınız. Al birini, vur ötekine. İşte, problem de burada. Siz hiçbiriniz aynı değilsiniz. Alamıyorsun ki burasını ötekine. Yoksa sen beni kıskanıyor musun? Kim? Ben mi? Kıskançlık nedir bilmem be. Sen! Atma din kardeşiyiz. Vallahi bilmem. Tamam. Peki öyleyse sana belgelerle geleceğim. İzle bakalım. Kıskanıyor musun? Kıskanmıyor musun? Nerede kaldın? Ya toplantım vardı, uzadı. Haliyle benim gelişim de uzadı. Yani şu şirkette ben olmasam ne yapacaklar bilmiyorum. Her işe ben koşturuyorum. Ha, sahi bugün elektrik faturasının son ödeme günüydü, ödedin mi? Orçun'la aranda ne var? Hangi Orçun? Seni evden yedi kere arayan Orçun. Orçun Bey demek istedin herhalde. Orçun Bey demek isteseydim Orçun Bey derdim. Ben Orçun demek istiyorum. Ya Orçun benim müdürüm. Bak sen de Orçun dedin. Ya ben biz bizeyiz diye öyle söyledim. Ha demin ben derken biz bize değildik öyle mi? Ya senin canın kavga mı etmek istiyor? Orçun'la aranda ne var? Bir ilişki yaşıyoruz. Bir ilişki. Nasıl ya? Bir ilişki nasıl? Ya ne ilişkisi be? Ne ilişkisi? Aşk ilişkisi. Ya ne ilişkisi olabilir? Orçun benim müdürüm. Ve aramızda bir iş ilişkisi var. Hoş. Orçun da benim gibi mi düşünüyor bilemem. Ne demek? Orçun da benim gibi mi düşünüyor bilemem. Yani en nihayetinde Orçun da bir erkek. Ya benim gibi düşünemez. Karşıda benim gibi hoş, zeki, başarılı, güzel bir kadın varsa yani peşinden koşması normal. Bence anormal. Sen evli bir bayansın ve ben Orçun ağzından... Hayatım ya boşuna asabiyet yapıyorsun. Boşuna mı asabiyet yapıyorum? Adam resmen peşinden koşuyor be! Sen de zamanında az koşmadın benim peşinden. Aynı şey değil. Bir dakika. Ben mi senin peşinden koştum? Hayt güleyim bari! Ayaklarıma kapanan seninle evlenelim diye. Yesinler yalanını. Ağladığın günler unuttun herhalde kapımda. Unutmam için önce hatırlamam lazım. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamaman normal. Çünkü kabahat sende değil, seni seçen bende. Ha doğru. Senin ne mühendisler ne doktorlar istedi. Ya senin ne mühendisler ne doktorlar istedi be. Bir ben istedim, ona da pişman ettin zaten. Ne o? Seni aldatmamdan mı korkuyorsun? Misilleme yaparım diye mi korkuyorsun? Ne aldatması? Ne misillemesi be? Yani... Şimdi sen beni hiç aldatmadın öyle mi? Aldatmadım. Yani... Aldatmadın sen beni hiç. Yani gözüm senden başkasını görmedi, cidden. Ya atlasana Şükrü. Ya tamam belki görmüş olabilir ama elim cidden kimsenin eline değmedi. Atma! Ya tamam belki hani bir iki kez değmiş olabilir ama ya cidden ben seni aldatmadım. Açtırım ağzımı, beni kaç kere aldattın bir ben bilirim. Ben seni aldatmadım. Yani işte şimdi sen beni... Aldatmadın öyle mi? Ya aldatmadım. Aldatsam anlardın. Anlamadın. Mesela Binnur. Binnur? Binnur ile dostluğunuzu biliyordun. Tamam o zaman söyle bakalım. Nasıl olur da dünyada bu kadar savaş olup erkekler ölürken erkek nüfusuyla kadın nüfusu aynı kalabilir ha? Söyle bakalım. Dedim, ben bilmiyorum. Bu kadın kesin her şeyi bilir. Kadınlar her şeyi bilir ya. Ya işte sen hep böylesin. Ya karşıdakini unutamazsın ya da küçümsersin.
Beni bana anlatma. Ya seni sana anlatamam. Seni sana yaşatmam lazım. Yaşat da görelim o zaman. Peki. Şimdi sen bensin, ben de senin. Tamam mı? Tamam. 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 Tamam peki. O zaman. Peki. Tamam. Sen tamam. Kaşın lan. Tamam. Peki öyle olsun. Sana göstereyim. Nasıl olacak bir şey? Ha, bana ne yapıyormuşsun? Madem öyle. Peki, peki. Hadi öyle olsun. Hadi ortak çünkü var. Çocuklar bir şey varmış. Peki. Madem öyle. Ne oldu? Geç mi kaldın ha? Her zaman. Her zaman böylesiniz artık. La 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 la. Sen var. Ben kıymalı pide söyledim. Getirdiler, yedim. Sen de iste. Getirirlerdi. Yersin. Ya getirmezlerse neden yiyemiyorum ben? Ha? Neden onlara bağlıyım? Benim aldığım malzemeler bir tencerenin içinde sıcak bir ortamda neden kaynaşmıyorlar? Ha? Neden? Neden benim evimde yemek pişmiyor? Ay, ay az yemek ye de kendini bir uşak tut canım. Hem her akşam evde yemek pişecek diye de bir kayda yok. Ya ben senin kocanım kocam. Bu evde 5 çeşit yemek neden pişmiyor? Ya kadınlar kocalarına yemek yaparlar ve bu onların uşakları yapmaz. Ay, ay. Uşak mevzusunu bu kadar uzatacağım. Çok iki tane yumurta kırmıştım valla. Ya ben her gün el alemin ağız kokusunu çekeyim, oradan oraya koşturayım sırf sen rahat et diye. Sen bir tas yemeği bile çok gör bana. Bu mudur vay arkadaş? Doğru, doğru, doğru. Sen sabahtan akşama kadar koştur, bense sabahtan akşama kadar televizyon izleyeyim böyle. Ya en çok ben çalışıyorum, ben. Ne yapıyorum ben çalışmaktan başka? Bilmem. Başka şeyler de yapıyorsundur herhalde. Yani uyumak, yemek, içmek dışında hayatının merkezi fatura ödemek olan bir ot değilsin herhalde. Ama ben mesela dolar günü yapıyorum, altın günü yapıyorum, euro günü yapıyorum. Faydalı şeyler yani canım. Faydalı şeyler dedin de aklıma geldi. Bugün bir maça bahis oynadım. Eğer Fenerbahçe maçı 4-3 kazanırsa 1'e 1500 kazanacağız. Hadi şu televizyon aç da bir maçı izleyelim. Hay vay. Ay, ay kumarbazsın sen. Kumarbaz, kumarbaz. Geçen gün gördüm 22. çift ayakkabıyı alma. Sen git kumar oyna. Hayatım 22 çift ayakkabı alacağım sana, sabret. Sabredemem, sabredemem. Kampanya var, kampanya var. 22. çift ayakkabıyı alana bir tane boktan terlik bedava. Neden cevap vermiyorsun? Neden? Yoksa sen beni vursamıyor musun? Ya vursamaz olur muyum hiç? Aşağı ver maçı. Sen artık beni sevmiyorsun. Aa, işte anahtar kelime. Pas ver oğlum, hadi bakayım pas ver. Ayrılmak istiyorum. Aa, bu da yine kanahtar. Olsak mı? Buz gibi olsak. Topla babanı, çek git. Ben çekip gidecek değilim ya. Nasıl olsa ev annemin evi. Şut ve gol. Ya hayatım, nereden çıkarıyorsun bu gitme işini? Anlamıyorum ki ben. Ya şurada ne güzel oturuyoruz, maçı izliyoruz, ne bileyim bahis oynuyoruz. Sonra sana ayakkabı falan alacağız ya, nereden çıkarıyorsun bu ayrı maçı? Ay, ay, yine mevzu ayakkabılarıma geldi. Demek benim ayakkabılarım sana batıyor, fazla geliyor, benim omzuma yük oluyorsun, bana fazla geliyor diyorsun, öyle mi? Ya hayatım hadi şuna 2 lira kap yere salın. Hadi bakalım hadi. Yuh be yuh. Sen de beni iyice öküz yaptın ha. Sen de beni hiçbir
anlattığım sen sana hiç benzemiyor. Hiçbir şeyiniz benzemesi en azından ayakkabı merakınız benzer be. Haklı sen de ayakkabılarıma. Yani hepi topu yarım iki çift ayakkabı var. Konumuzla alakası yok ama hatırlatırım. Bir futbol takımında yedeklerle beraber 22 çift ayakkabı var ya. Konuyu yine futbola getirdin diyeceğim ama biraz önce de görüldüğü üzere senin hayatın futbol. Üstelik sen futbolcu değilsin. Abartıyorsun. Ben sana hiçbir zaman böyle davranmıyorum. Bana, sana hizmet etmek yükünü bir köleymişim gibi davranıyorsun. Ben senin kölen miyim? Peki, ben senin kölen miyim ha? Ağzımda kuş tutsam gene de yaranamam sana be. Önyargılısın. Asıl sen önyargılısın. Hatta arka yargılısın. Hatta komple yargılısın. Önyargılıymışım. Bir dakika. Şimdi erkek ne yapsa kadına yaranamaz öyle mi? Aynen öyle. Kadın da ne yapsa erkeğe yaranamaz? Asıl erkek yaranamaz. Kadın. Erkek. Kadın. Erkek. Kolum. Erkek. Yazık bize ya. Evet. Aslında ne erkek menfaati için her şeyi yapabilecek kadar iğrençleşen bir muhalifat. Ve de kadın, erkeği arkadaşlarından ayırıp da yalnızlaştıracak kadar bencil bir varlık. Bazen unutuveriyorlar birbirlerine kadar çok sevdiklerini. Bazen de çok sevdiklerinden olsa gerek akıllarına gelmiyor birbirlerini kırmamaları gerektiği. Yani değişirken sevmek, severken değişebilmek. Severken anlamak, anlarken sevmek. Anlamadım. Bizi anlarsın. Ah!
verirsen şu kitabı okumak istiyorum. Sen senin noktada ha? Ha! Nereden anladın zeka küpüğü? Baksana, 6 aydır berabersiniz. Yürü, götürdüğü yere git. Ya o bir yol hazırdı bu kadar mı uzun süre? Hayret. Tamam. Ben yavaş sol sokuyorum. Seni ne yapacağız? Ha? Sana ne demeyi, sen okumayı yazmayı unutmak üzereysin. Sevme sanatını bitirmedim diye soktum bu lafı şimdi, değil mi? Ben belki sevmeyi erik forumları öğrenmek istemiyorum. Erik forum mu? Erik forum ne lan? Erik forum olmasın o? Erik forum ya da erik forum her ne olsa ne farkı var? Sonuç! Tabii fark etmez. Çünkü sen onu tuhaf kadın dergilerini öğrenmeyi tercih ederdin değil mi? Elit Amerika'sında yapılan manasız anketleri Türkçe'ye çevrilmiş halleriyle çizerdin notana. Tabii. Bakalım sevgiliniz ne kadar angut. Ya da diyelim ki o akşam çok sevişesiniz var ama sevgiliniz beyzbol maçına gitmek istiyor. Ne yaparsınız? A. Kafasına beyzbol sopasıyla vururum. B. Tamam. Ben de gelirim ama devre arasında sevişirsek dersiniz. Ha 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 ha. Komik olduğunu mu sanıyorsun? Ama ne kadar angut olduğunu anlamamız için anket çözmeye gerek yokmuş, onu görüyorum. Ne dedin lan sen? Angut dedim. Tamam, ben angut olabilirim. Ama komik olan sensin. Zira beyzbol bizim atasporumuz değil. Hatta beyzbolla ilgili yapılmış bütün filmlere ulusça sinir oluyoruz. Bütün film boyunca. Şimdi bunlar neyi sevindi? Bu adam neden sevindi? Böyle yaşıyoruz. Mesela sana soruyorum. Bir beyzbol sahası kaç yardadır? Onu biliyorum. Bir dakika, bir dur, hatırlayacağım. Bir saniye. Aman ben de bileyim. Lan madem bilmiyorsun, ne diyorsan anketleri dolduruyorsun o zaman. Aha, şimdi anladım. Geçen gün anket aleyhine sonuçlanmıştı. Sen ondan bu kadar azetsizsin. Ha, çok da umurumdaydı o anket. Evet, evet. Evet, kaşlar şimdi yerine oturuyor. Geçen gün ankette de hat safhada umursamaz çıkmıştı. Neyiz? Sevgiliniz siz umursuyor mu sorusuna o kadar çok E şıkkı işaretledim ki siz en iyisi gidip uzun uzun ağlayın gibi bir sonuç çıkmıştı. Ama sen bu sonucu umursamayacak kadar umursamaz bir adamsın. Yakın! Ben umursamam gereken bir şey olduğunda umursuyorum. Ama senin durduk yere operaya gitmesi için oldukça umurun dışı. Ha, buyurun. Bir de entelektüel geçinir. Lan burayı sarkıtma. Senin operaya gitme isteğin bir kere kültürel amaçlı değil. Yine bir ankette. En çok yapmak istediğiniz fanteziniz nedir sorusuna böyle manyakça bir cevap çıkmış. Evet, sen ne dedin peki? Ne dedim? Biliyorsun hayatım, ben gürültülü yerlerde yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Anam baleye gidelim dedim. Orada sahneden gelen güç sesleri beni deli ediyor dedin. İyi o ses beni! O zaman morga gidelim, en sessiz yer orası. Ne dedin lan sen? Morg dedim. Benim yakıma nerede lan bu daha önce? Niye illa bir yere gidiyoruz ki? Lan bizim evimiz var ya. Çok istiyorsan. Tamam, çok istiyorsan çağırın basbariton bir arkadaş. Biz yatarken bağırsın dursun yerine çağırın. Çok romantiksin. Geçen gün mum almaya gittiğimizde de gözlerimi yaşartmıştın zaten. Hayatım niye mum alıyoruz? Bizim jeneratörümüz var ya. Yok mu lan jeneratörümüz? Yok mu lan jeneratörümüz? Var. O zaman
Yok yok. Ben teşhisi koydum. Hep o dergiler yüzünden böylesin sen. Güya insana bir yaşam stili kakalamaya çalışıyorlar. Ona sinir oluyorum ben. Neymiş efendim? Hey adamım! Alışveriş için şuraya gidin. Orası çok iyi. Hey! Sabahları yürüyüş yapın. Her akşam yemeğe çıkın. Hey adamım! Senin sorun ne? Come on! Neyiz sanki Kaliforniya'da yaşayan kalifiye elemanlarız. Kaliforniya'da yaşamasak da kalifiye olabiliriz. Oluruz. Hayatımıza biraz renk katabiliriz. Birimiz konuşurken en azından onu dinleyebiliriz. Kime diyorum? Bana diyorsun her ihtimalle. İhtimalle artık sana hiçbir şey demiyorum. İhtilaf mahalle odama gidip kaderimi ağlıyorum. Bu sen değilsin. Yok, bu sen olamazsın. Diyerek kadın odasına gider. Adam ise birazdan kitabını bırakıp eşinin yanına gidecektir. Ondan üzülüp yanağına bir vücut kondurduktan sonra basbaritonsuz bir sevişmeyle hayatı normale döndürecektir. Kitap ise ayrıca adamın kendisini bıraktığı yerde okunmayı bekleyecektir. Ağlıyorum ben. Ağlarsa kadın ağlar. Gerisi hep kablosuz ağlar. Ya benim ne dediğimin bir önemi yok ki.
Önemli olan annenin ne anladığı. Ben de direkt onun anladığı şeyi söyledim. Yani? Müsaitiz, buyurun gelin. Bravo! Doğru cevap. Bu arada yarın akşam Melahat'lere akşam oturmasına gideceğiz. Eve sakın geç kalayım deme. Oturmaya mı? Sen hep... Ayakta kalmayalım diye. Hayır yani. Neden evimiz dururken Melahat'lere oturmaya gidiyoruz? Ya sosyalleşmek için. Hani insanlar konuşa konuşa. Kaptı mı köfteyi canım kocacığım? Anladım anladım. Uzatma, Melahat'lere oturmaya gidilecek diyorsun. Aynen öyle diyorum ve hızla mutfağa gidiyorum malum. Akşama annemler gelecek. Malum akşama annemler gelecek. Ulan sanki anasının bizden çıktığı var. Hayatım, biz Melahat'lere gittiğimiz zaman Melahat da orada olacak mı? Pek bir çekilmezdir ya. Melahat'ı varmış Melahat'ı. Ben de onu söylüyorum. Bir şey yok. Bir kere kadın gerizekalı. Ya ne bir keresi? Çok geri gerizekalı. Bir de department manager olacak. Ulan departmanımın menajeri. Sen daha gaz ve vitesi ayırt edemeyecek kadar salaksın. Ulan gerizekalı. Merak etme. Melahat araba kullanmayacak. Ya oturup arasak. Keşke araba kullansa. Kesin 8'de 8 o kusurlu olurdu. Hapse girerdi. Ben de rahatlardım ya. Her yerde karşıma çıkıyor. Aslında seks ortadan kalksa biz erkeklerin de köleliği biter. Neymiş efendim? Melahatlere akşam oturulmasına gidilecek. Neymiş efendim? Nalanlara sabah kalkmasına gidilecek. Annemler gelecek de 15 gün bizde kahvaltı edecekler. Ulan bayramdı, seyrandı, yetti be. Ulan yarım saat sürüşeceğiz diye çektiğimiz çileye bak. Yarım saat mi? Daha önce 5 dakikadan fazlasını hatırlamıyorum. O senin kendi balık hafızan hayatın. Ayrıca annemler bizde hiç 15 gün kalmadı. Peki neden her kalışları bana 15 gün gibi geliyor? Çünkü sen annemi sevmiyorsun. Hiç de sevmedin zaten. Bir saniye, bir saniye. Annen olmasa sen sever misin o kadını? Peki senin annene ne demek? Benim anneme mi? Ooo! Hoş geldin anneciğim demeli. Başımın üstünde yerim var demeli. Daha neler neler demeli. Kadın 40 yılda bir geliyor be.